kaydıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Câsiye suresi Mekki'dir. Muhteva bir önceki surenin bir devamı gibidir. Câsiye kelimesi surede geçen bu kelime sureye isim olmuş. Diz çökmüş vaziyette oturmak manasında. Ve tera külle ümmetin câsiye ayetinde. Birinci ayetlerde Kur'an'ın kaynağına, Allah kelamı olduğuna vurgu yapılır. Bu kitap aziz, hakim olan Allah'ın katından peyderpey indirilmiştir. Gökte olan her şey, yerde olan her şeyde mümin için büyük ibretler vardır. Bunların muhteşem yaratılmalarında, bunların yaşadığı safhalarda, bunların insana, varlığa, canlıya olan faydaları noktasında mümin bir bakış açısıyla baktığımızda büyük alametler, büyük deliller, ibretler vardır. Üçüncü ayete, insanın yaratılışında ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı bütün canlı varlıklarda gönülden, yürekten inanan her bir insan için büyük ibretler vardır. İşte belgeselleri izliyoruz ve insanın topraktan, nutfeden, ta diğer evrelerinden doğuma kadar geçen süreci öyle es geçilecek şeyler değil. Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, ilmi, tasarrufu, iradesi, hükmü, hükümranlığı, bütün bunlara baktığımız zaman bunları akleden, düşünen her insan bunu takip edecek, görecektir. Gecenin ardından gündüzün, gündüzün ardından gecenin gelmesi ayrı bir ihtişam, ayrı bir kudret. Gökten rızık olarak yağmur vesilesiyle rızkın inmesi, yani rızık değil yağmurun inmesiyle Allah'ın rızkımızı tayin ve takdir etmesi, o gökten yağan su ile, yağmur ile ölü toprakların dirilmesi, rüzgarların savrulması, estirilmesi, sağa, sola, yukarı, aşağı, her türlü şimal rüzgarı, güney rüzgarları, kuzey rüzgarları, sabah rüzgarları, çöl rüzgarları vesaire, bu rüzgarların hareketlenmesi, hareketlendirilmesi, estirilmesi, bütün bunlarda aklı olup da kullananlar için büyük ibretler vardır. Tilke ayatullah. Cenab-ı Hak bunları, kudretinin delillerini böyle birkaç cümlede sıraladıktan sonra işte bütün bunlar Allah'ın ayetleridir. Ayet, kevni ayetler. Bakın yağmur yağıyor. Kevni bir ayettir. Kudretullah, ilmullah, iradetullah sayesinde. Amenna. Biz bunları sana ey Muhammed bütün hakikatleriyle apaçık, gerçek yüzleriyle anlatıyoruz. Netluha. Febe'yi hadisin ba'dallahi ve ayatihi yu'minun. Artık Allah'tan sonra, Allah'ın bu kudreti, ilmi, iradesi, varlığı, gücü ve onun ayetleri, yarattığı bu bütün kevni ayetlerden sonra onlar hangi söze iman edecekler? Kime ve hangi söze? Allah dururken, Allah'ın ayetleri dururken neye ve kime inanacaklar diye tebe'yi hadis. Burada okuyacağım veylün diye başlayan birebir bir muhataba, bir müşrik veya müşrik grubuna iftirayı artık alışkanlık haline getirmiş büyük yalancılar. Her an yalan söyleyen, effak, iftira eden, günahın içine dalmış o kişiye, o kişilere yazıklar olsun. Ne yaparlar bunlar? Allah'ın ayetleri okunur kendilerine ama direnirler, kibirlenirler. Sanki hiç duymamış gibi. Thümme yusirru kelimesinin bir nüktesi var. Direnmek şöyle. Bu kelimenin etimolojik yapısında devenin veya
merkebin yularını tutup kendimize doğru çekmeye çalışırken onun geriye doğru direnmesi, sabit kalması anlamında. Kur'an vahiy gel derken onlar ısrarla geriye doğru. Buradaki ısrarın manası direniyorlar ama geriye doğru gitmek, yerinde kalmak üzere bir türlü ışığa gelmek istemiyorlar. Tebeşşirhu. Böyle bir onların peygamberin bu hitabına, vahyi tebliğine bu davranışları bir alay. Yani hafife alma, duymamış gibi davranma. Tebeşşirhu bi'azabin elim. Allah da onlara peygamberinin ifadesiyle de ki acı bir azabı da onlara müjdele. Onlarla dalga geçiyor bu ifadeyle. Çünkü kötü bir haber, acı bir haber veya elem verici, ızdırap verici bir şey müjdelenmez. Onlara böyle bir hitap. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اِتَّخَذَا هُزُوًا. Bir kısmı da kulak verir, dinler, bazı ayetler hakkında bilgi sahibi olur. O da bu sefer başlar alay etmeye, haşa, dalga geçmeye. Onlar için de kendilerini alçak duruma düşürecek çok büyük azap var ve daha da ötesi arkalarında da cehennem onları kuşatmak üzere bekler. Bu müşrik kavmin, bu müşrik zihniyetin sahipleri bunların yaptığı hiçbir şey kendilerini asla kurtaracak değildir. Allah'tan başka edindikleri dostlar da onları kurtaracak değildir. Azabın büyüğü onlaradır. Hâzâ hüdâ. Bu Kur'an mahza bir rehberdir, pusuladır ve kılavuzdur. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler için çetin, rezil edici, elem verici azap kesindir. Allahüllezî sakkara diye başlayan cümlede Cenab-ı Hak, ey benim kullarım bakın denizlere, okyanuslara, o suyun içine suya verdiğim yasalarla, emrimden, fazlımdan, keremimden verdiğim yasalarla devasa gemiler gider gelir. Siz de onların içinde gider gelir, ticaret yapar, avcılık yapar, seyahat eder, eğlence içinde gezersiniz. Kudretullah. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Gemiye binmek, istifade etmek güzel ama bu kudret-i ilahiyi düşünmek esastır. Şükür. Vereni düşünmek. Nimeti yaşarken vereni düşünmek. Göklerde de, yerde de her şey bizim emrimize, bizim hizmetimize, Allah'tan bir lütuf olarak ki biz de kulluğumuzu bilelim ve bunlar üzerinde düşünelim. Kul de ki, lillezine amenu. Ey Muhammed, müminlere de ki, Mekke döneminin o çetin, zorlu safhaları, müminler henüz güçlü değiller. Tebliğ var ama tepki var, isyan var, can korkusu var, şiddet var, var oğlu var. Yağfiru, bağışlasınlar. Lillezine, o kimseler ki la yarucune, pek beklemezler, ümit etmezler, inanmazlar. Eyyamallah, Allah'ın günlerine. Bu bir kavramdır. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَارِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Günler gelir geçer, bir gün bu tarafta galip olur, bir gün öbür taraf galip olur, bir gün bu tarafın başına belalar gelir, ettiği eyleliklerinden dolayı bir gün başka. Yani bu günler hep sizin için böyle kalıcı olmaz diyor. Allah'ın böyle günleri, اَيَّامَ اللّٰهِ, bunları, bu günlerin geleceğini düşünmeyen, inanmayan kişileri şimdilik siz, onlara söyle, müsamaha ile davransınlar, bağışlasınlar, pek aldırış etmesinler ki لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Zaten Allah onları kazandıkları şeyler sebebiyle cezalandıracak. Bir kimsenin yaptığı iyilik lehinedir, kötülük aleyhinedir. Sonuçta hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Kur'an'da sıklıkla söylediğimiz Hazreti Peygamber'i teselli babında en çok Hazreti Musa ve kavmi örnek verilmiş. Nitekim geriye doğru bir örnek burada da öyle. Hatırla ki biz Musa'ya, İsrail oğullarına kitap verdik. Tevrat.
hüküm verdik. İsrailoğulları dönemlerinde insanlar arasındaki problemleri çözmede, hükme bağlamada mahir ve yetenekli bir kavim. Hüküm bu. Nübüvvet. Başta Musa peygamber, kardeşi Harun peygamber ve daha nice peygamber. Hep bunlar nimet. Bu kadar. Onun için de bu nimetlerle onları biz ne yaptık? Yaşadıkları dönem içindeki toplumlar arasında en üstün sınıf olarak değerlendirdik. Ve onlara وَاَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْاَمْرِ Din konusunda da birçok açıklamalar, deliller sunduk. Yani Tevrat'ın içindeki hükümleri, helal nedir, haram nedir, kıssalar, mevizalar vesaire. Bütün bunları onlara biz verdik. Fakat onlar kendilerine bütün bu hakikatler geldikten sonra aralarında liderlik savaşı, nedir, güç savaşı, kıskançlık, düşmanlık duyguları vesaire bu sebeplerle başladılar ayrışmaya, bölünmeye ve ihtilafa. Ama Allah bütün bunları ne için ihtilaf ettiler, ne konuda ayrıştılar, bunların hükmünü kıyamette verecek. Peygamberimize dönüyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ Biz Habibim sana din konusunda bir şeriat verdik. Seni bir şeriat sahibi kıldık. Şeria yol demek, suya giden yol. Şeriat da huzura giden yol. Güvene giden yol. Düzene giden yol. Maddi ve manevi. Yani sana bir din verdik. Senin yolun artık bundan sonra bu din. Bu dinin ahkamı, helalı, haramı vesairesi. Dolayısıyla fettebi'ha, sen o dinin ahkamına tabi ol, şahsın ve müminler olarak. Ama ve la tettebi' ehve'ellezine la ya'lemun. Bilmeyenlerin heva ve hevesine kapılan, gelip diyorlar ki, bak vakit geçmeden gel bizim atalarımıza uy. Bak onlar senden daha iyi, daha kaliteli, daha hoş, daha güzel insanlar ediyor. Vakit geçmeden bırak bunları atalarımıza. İşte burada onların bu heva ve heveslerinden gelen düşüncelerini asla aldırış etme. Ve onların bu, eğer sen onların bu heva ve heveslerine uyarsan, bu hal seni Allah'tan gelecek bir azaba, bir cezaya karşı kurtaramaz. Onun için bu şeriata, İslam'a uy, onların yoluna uyma. Çünkü zalim, kafir, haksız, adaletsiz, suçlu insanlar hep birbirinin dostudur. Ama Allah'ın dostu ise takva sahibi, kul ve Allah hakkında, hukuku hakkında hassasiyet olanların dostu Allah'tır. Hâzâ besâir. Bu Kur'an bütün insanlar için ibretler levhasıdır, manzumesidir. Kalp gözünü açacak, kalp gözüyle nereleri nasıl görmesi gerektiğini bu Kur'an bize öğretiyor. Basiretten geliyor. İnsanın kalp gözünde, kalp gözüyle bakıp görebileceği hakikatleri insana bildiren Kur'an-ı Kerim. Rehber, rahmet kimin için ama? Yürekten ona yönelen, dost doğru yönelip yakın hasıl olacak şekilde iman edenler için. Em hasibellezine citerahus seyyiat. Cenab-ı Hak burada çok kısa anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışayım. İyilerle kötülük bir olmaz. İyilikle kötülük, iyilerle kötüler de aynı kefeye konmaz demeye getiriyor. Hayatı boyunca kötülükler işlemiş, kötülüklere yönelmiş. Onlar zannetmesinler ki biz kendilerini müminler gibi, salih amel işleyen müminler gibi göreceğiz. Hayır.
sevaen mahyahum ve mematuhum. Hayatları ve ölümleri, müminin hayatı ve ölümü kafirin hayatı ve ölümüne benzemeyecek. Müminin hayatı, müminin ölümü farklı olacak. Azrail can almaya geldiğinde iman üzere vefat edeni adeta güzel karşılayacak, fazla üzmeyecek, incitmeyecek, hoş bir şekilde. Ama kafirin ruhunu onu perişan ederek alacak. Hayat da böyle, memat da. Yani Müslümanın hayatıyla ölümü kafirle bir olmayacak. Asla böyle zannetmesinler. Bu yanlış bir hükümdür. Gökleri ve yeri Allah adalet üzere, hak üzere ve dünyada insanlar yaptıklarının karşılığını görsün ve zulme uğramasınlar diye gökleri ve yeri Cenab-ı Hak böyle yaratmıştır. Geldiğimiz ayette bir sebebi nüzul olarak rivayet edilen bir fasıl var. Onu da hemen söyleyelim. Burada bir kişiye hitaben Ebu Cehil ile Velid bin Mughira, kıpkızıl iki kafir, Kabe'yi tavaf ediyorlar, sohbete dalmışlar, bir ara sözü peygamberimize getiriyorlar. Ebu Cehil diyor ki, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu adam doğru söylüyor. Bu adam yanlış söylemiyor. Arkadaşı diyor ki, bu ne biçim söz ya, sen ne diyorsun? Aklını başına topla, kimse duymasın bu sözlerini. Hayır diyor. Peki diyor, o zaman bu kadar onu doğru, sadık görüyorsan o zaman iman et. Kabul et. Diyor ki Mekke'nin kadınları, kızları böyle bir adamın peşinden koştu. İşte bir karşılık, bir menfaat vesaire için onun dinini seçti demesinler diye iman etmiyor. Böyle bir rivayet var. Şimdi burada bu ayeti öyle o manada anlayalım. Eferaeyte, bak bak, hele şuna bak manasında. Men bir kimseyi ki ittehaze ilahehu heva. Heva ve hevesini ilah edinen şu kimseye bak. Heva ve heves, arzular, nefsani duygular herkeste bir olmaz. Farklıdır. Kimisinde şu şu heva ve heves fazladır, kimisinde azdır. Dolayısıyla onların ilahı da fazladır, çeşitlidir. Arzular, benim arzum neyi isterse onu yaparım ve bunun için her şeye katlanırım, her fedakarlığı diyen insan o arzu ve heva ve hevesinin peşinden gittiği için adeta onu kendisine ilah edinmiştir. Allah da ve adallehu Allahu ala ilm ve khatama ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gishave. Allah da onu, o kişiyi kendi katından bir bilgiye dayalı olarak ala ilm, yani Allah onun hidayeti kabul etmeyeceği bilgisine dayanarak onu saptırır. Kulağını ve kalbini mühürler, gözüne de perde çeker. Bakın, Kabe'yi tavaf ederken neler konuşuluyor ama nasip değil. Kendisi bizzat ne diyor? Böyle böyle. Onun öyle olacağını, öyle söyleyeceğini Allah biliyor. Ala ilim, buradaki kelimeyle. Hiç mi düşünmezler? Hiç mi öğüt almazlar? Ne diyorlar? Bizim için varsa da yoksa da bu hayat var. Mâ hiye illâ hayâtuna dünya. Mel hayâ illâ hayâtuna demek. Ölürüz, ondan sonra hayat yok vesaire. Bizi, ömrümüzü tüketen, bir kısmımız yaşar, bir kısmımız ölür, gider gelir. Bizi tüketen, öldüren, ömrümüzü bitiren zamandır, dehirdir. Ama onların bu bilgileri mesnetsiz, zayıf, bu materyalist bir düşünce tabii. Ve onlar zan dediğimiz sanı rastgele sallayarak fikir. Asılsız, astarsız, haşa. Ayetler onlara okunduğu zaman tek söyleyecekleri şey şu. Madem ba'th ba'del mevt var, neşir var, o zaman babalarımızı getirin bakalım.
Gelsinler bakalım. Dirilsinler ve gelsinler. De ki ey peygamber, Allah'tır sizi dirilten, Allah'tır sizi öldüren, Allah'tır kıyamette toplayacak olan ki vuku'u asla şüphe yoktur vuku'unda. Çoğusu bunu bilmez. Yerin ve göklerin hükümranlığı Allah'tır. Kıyamet kopunca hakkı batıl ile batıl yollarla susturmaya, iptal etmeye çalışanlar zarar ettiğini görecekler. Ve tera külle ümmetin cafiye. Sen de o gün her ümmeti diz çökmüş vaziyette göreceksin. Tam bir teslimiyet hali, korku hali, başına gelecekleri şeyleri bekleme hali, casiye. Küllü ümmetin tud'a ila kitabiha ve her ümmet amellerinin yazıldığı kitaba, deftere, defterin yanına çağrılacaklar. Değil mi? Şeyde de ikra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Ma li hadzal kitabi la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Bu nasıl bir defter ya? Her sayfasında amellerini görüyor. İnkar etmeye, reddetmeye kalkışırken dil dışında bütün azaları, eli, ayağı, kulağı, şey neyse konuşuyor, şehadet ediyor. Herkes o gün, o hayat, o durumu yaşayacak. Allah muhafaza eylesin. Evet. Hak ettiği cezayı herkes görecek ve onlara şöyle denilecek. Hâzâ kitâbuna. İşte bak, bu defter, bu amel defteri, bu kitap bizim kitabımız. Yantıku aleyküm bil hak. Size her şeyi bütün çıplaklığıyla, hakikatiyle konuşuyor. Çünkü biz zaten sizin amellerinizi melekler vasıtasıyla yazıyorduk. İnnâ künnâ. Müminler, ameli salih sahiplerini Cenab-ı Hak rahmetiyle kuşatacak. Onlar benim rahmetime ulaştılar. Onların sonu cennettir, cemalullah'tır. Kafirler, onlar da orada bile şöyle denilecek. Size peygamberler geldi, ayetlerimiz okundu ama siz bütün bunlara karşı kibirlendiniz ve suç işlemeye, suçlu bir toplum olmaya devam ettiniz. Denilecek ki Allah'ın vaadi hak, kıyamette mutlak, şüphesiz. Siz ama demiştiniz ki biz kıyamet falan bilmeyiz. Yani kıyameti kabul etmeyiz. Ancak bu düşünceleri işte böyle zan, kesin değil, savuruyorlar ve biz inanıcılar, kesin bir bilgi sahibi de değiliz. Son ayetler. O gün onların yaptığı amellerin tüm kötülükleri bütün yönleriyle zahir olacak, ortaya çıkacak ve alay ettiği, dünyada alay ettikleri onları kuşatacak. Denilecek ki siz bizi dünyada bugün ile karşı karşıya kalacağınızı kabul etmediğiniz gibi, unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutuyoruz. Artık hükmünüz yok. Varacağınız yer ateştir. Yardım da görmezsiniz. Neden böyle? Ayetler geldi, alay ettiniz. Dünya hayatına daldınız. Dalıp gittiniz. Dünya aldattı sizi. Ve siz oradan, o ateşten kesinlikle çıkarılmayacaksınız. Ve de herhangi bir özür ileri sürseniz de وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ özürleri kabul olunmaz kimselersiniz. Özrünüz kabul edilmeyecektir. Evet. Sure hamd ile güzel bir hamd ile bitmekte. Hamd Allah'adır. Allah ki semavatın Rabbidir. Allah ki arzın Rabbidir. Allah ki alemlerin Rabbidir. Büyüklük, yücelik onun hakkıdır. Gök de onun, yer de onun. Aziz olan, hakim olan Allah'tır.